Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Süphan Feyza Bektaş, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı? Tamam. Çok spontan oldu her şeyle. Her şeyin öncesinde onu söyleyeyim. Çok fazla plan yapmadım. Muhtemelen bu benim yaşam tarzımla alakalı bir durum. Aslen Bafralıyım. Liseyi burada okuduktan sonra Hacettepe eğitim aldım, gıda mühendisiyim. Sonra bir dönem Ankara, uzun yıllar İstanbul, sektörün çeşitli dallarında çalıştıktan sonra ben seyahatlerle aslında birleştim. Yani ülkeleri gezmeye başladım. O kısmı çok uzatmayacağım çünkü esas mevzumuz büyük ev. İşte Hindistan, Kamboçya, İran, böyle enteresan coğrafyalar benim çok ilgimi çekti. İstanbul'daki hayatımı tamamen bıraktım. Seyahat etmeye başladım. Çalışırken de ediyordum ama onlar bana yetmiyordu. Renkleri, dünyanın renklerini görmek istedim, tanımak istedim. Ve aldım çantayı. İşte o sırt çantalı turistler, bildiğiniz böyle arada gördüğünüz. Aldım başımı gittim. Uzun dönemler sonrasında Türkiye'ye dönmem gerekiyor artık. Neler yapacağım? Ama bir şey var ki İstanbul'a dönmek istemiyorum. Daha doğrusu İstanbul'un beyaz yakalı hayatına dönmek istemiyorum. Biz kolları sıvadık. Biz derken annem çok yardımcı oldu tabii burada. Biz kolları sıvadık. Büyük eve girdik. Ben böyle ama işte antikalar topluyorum. Ama burada yapılan her şey bizim esas annemle ikimizin emeğidir. İşte dikişi, boyası, çiçekleri, osu busu. Dolayısıyla burası çok otantik bir yer. Çünkü gerçekten otantiğin kelime anlamı özgün dur ya, bu hakikaten özgün bir tamamen yer. Tamamen özgün bir yer olarak oluşturdu. Evet. Şimdi buradaki hizmetlerin aslında kabul edersiniz ki bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarılması çok mümkün değil. Mutlaka. Ama çok yoğun bir tempon içinden siz bizler için zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son olarak bizlere veda etmeden önce sizleri tercih eden, bugüne kadar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu keyfi, mutluluğu arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturan çok sayıda değerli izleyicilerimiz var. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Evet, isterim. Hakikaten beni seviyorlar ve ben de onları seviyorum. Yani bir sevgi bağı oluştu. Burada müşteri ve işte kafe sahibi vesaire değil. Gerçekten hani gelip bana böyle ya abla şu şarkıyı çalsana diyen. Ya o gerçekten sevgili gençler ve de büyükler. Biraz böyle skala geniş. 7'den 77'ye vardır ya, hakikaten şu kadarcık bir 3,5 yaşında bir Ali vardır mesela. Annesine der ki arada beni Süphan'a götür. Yani bunu oluşturmak benim için çok keyifli bir şeydi. Ama onlar olmasa oluşturamazdım. Teşekkür ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılarınız, daimi kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun.